Ekonomist Selçuk Geçer, elinde dolar kuru olan yatırımcılar için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Selçuk Geçer, "Dolar bozduralım mı?" sorusuna yanıt verdi. Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda dolar, Türk Lirası kurunun ulaşabileceği seviyeyle ilgili yeni tahminlerde bulundu. Türkiye'nin kötü bir süreçten geçtiğini söyleyen Geçer, dolar bozdurmak isteyenlere de dikkatli olun uyarısında bulundu dolarda 19 liraya hazır olun diyen Selçuk Geçer, şöyle konuştu. Dolardaki ilk hedef 17,80 sonrasına 19 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20-30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 17 liraya çıktı. 18 saymıyorum o bir, 2 saatlik bir olay. Bu filmi bize güzel oynadılar. Doları 13 ila 14'te tutamıyorlar. Borçları çıkardığımızda rezervlerimiz eksilerdi. Neden? Dolar bozduralım mı sorusuna ise Selçuk Geçer, dikkatli olun cevabını verdi. Geçer, yastık altındaki paraları geri alabilmek için 40 takla attılar. Oysa bankacılık sisteminden çekip aldık. Tefeci borçların içine girdik. Horkunç bir kısa vadeli dış borcumuz var. Türkiye artık işin içinden çıkmayacak hale geldi, ifadelerini kullandı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolardaki yükselişin süreceğini belirterek ay ay doların kaç lira olacağını açıkladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kişisel YouTube hesabında yayınladığı yeni videoda dolar, Türk Lirası Kur'unun geleceği ile ilgili yeni tahminlerde bulundu. Dolar bozdurmak isteyenlere dikkatli olun uyarısında bulunan geçer şunları kaydetti. Dolar 17,88 seviyesine geldi. Emin adımlarla 18'e gidiyor. Rakamların 30 liraya evrildiğini görüyoruz. Dolar kuru hatta 3 hanelere bile gidebilir. Avrupa Merkez Bankası faizleri çok daha agresif bir şekilde artıracak. Bu da euro dolar paritesini 0,80'lere götürebilir. FED 100 bas puan görüşü bende daha kuvvetli. Resesyon ve staglasyon riski var. Dünya ekonomisi daha büyük krizlere gidebilir. Temmuz ayında FED faiz artışını 100 bas puan yapabilir. Enflasyon kontrol altına alana kadar agresif faiz artışları yapacak. Bu başta Türkiye'yi etkileyecek. 1000 CDS üzerine atabilir. Dolar ilk etapta 18. Eylül ayında 21 lira. Bir sonraki adım Kasım, Aralık ayında 30 liralık dolar göreceğiz. Faiz artırımlarına işin içine kattığımızda daha da artacak. Dolar endeksi 107 seviyesine gelmişse de 115'e kadar yolu var. Dolarda yaşanan yükseliş sürerken ünlü ekonomist İslam Memiş'ten herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. Dolarda yaşanan yükselişe aldanılmaması gerektiğini belirten Memiş, doların çakılacağı tarihi açıkladı. Altın ve dolar deyince akla gelen isimlerden birisi olan piyasa uzmanı İslam Memiş, yaptığı flash açıklamalarla yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor. Dolar kurunun 2022 yılının rekorunu kırarak 17.90 seviyesini test ettiği sıralarda yorum yapan Memiş, dolardaki ateşin geçici olduğunu iddia etti. Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararına dikkat çeken İslam Memiş, bugün ve yarın piyasaların geniş bant aralığında dalgalanabileceğini söyledi. Dolar kurunun yeterince yükseldiğine dikkat çeken Memiş, korku ve panik ile işlem yapmamalı, diyerek dolar kurunda kısa vadede kazanç görmediğini değerlendirdi. Elimizde Türk lirası ile ne yapmalı sorusuna da açıklıkla cevap veren altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, elimdeki dolar ile parite işlemi ile altın, gümüş, euro, sterline yönetim ona varım. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Mahfi Eğilmez doların neden yükseldiğini, nerede duracağını ve kaç lira olacağını açıkladı. Videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin ki detaylı olarak Mahfi Hoca'nın tavsiyelerini dinleyin. Bu video yatırım tavsiyesi içermez. Dolar kuru yine niçin yükseldi? Döviz fiyatı hangi mekanizmayla belirleniyor? ekonomi biliminde mal insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini gidermek üzere alım-satım konusu yapılan somut araçlardır. Bu tanım çerçevesinde ekonomi bilimi açısından döviz de tıpkı elma gibi bir maldır ve arz, satışa sunulan üretim ve talebe, satın alınmak istenen miktara göre piyasada belirlenen bir fiyatı, kur vardır. Elma fiyatı gibi dövizde de arz yüksekse, mal bolsa, fiyat düşer, talep yüksekse fiyat artar. Buna karşılık kurun oluşumunda arz ve talep güçlerini etkileyen güçler elma arz ve talebini etkileyen güçlerden biraz farklıdır. Burada beklentiler çok daha fazla önem kazanır. Ekonominin genel gidişinin, ülke risklerinin artışının, yapılan açıklamaların ya da yurt dışında bizi de etkileyebilecek gelişmelerin kurlar üzerindeki etkisi elma fiyatı üzerindeki etkisinden çok daha fazladır. Dolar kuru son iki günden için yükseldi. Kur yükselişinin ya da tilin dış değer kaybının dış ve iç nedenleri vardır. Şu sıralarda dolar genel olarak değer kaybettiği halde bizde dolar kuru yükseldiğine göre bu seferki kur yükselişinde genel dış etkenlerin rolü yok demektir. Buna karşılık Türkiye'ye özel dış etkenlerin etkisi var. Örneğin piyasalarda Biden yönetiminin Türkiye'ye yönelik tavrı henüz tam olarak netleşmemiş olsa da pek dostça olmayacakmış gibi bir hava var kurun son iki gündeki yükselişinde asıl olarak iç nedenler ve orada da devletin en üst kademesinden gelen açıklamalar etkili görünüyor. Kanal İstanbul yatırımında ısrar edilmesi, rezervler konusunda gerçeklerin görmezden gelmesi gibi açıklamalar riskleri artırmaya devam ediyor. Riskler artmaya başladığında da kur yükseliyor. Ankara'daki Türk lirası mevduatımı dolara çevirdiğimde bankada hemen gidip bir yerlerden o kadar dolar mı alıyor? alıyorsa ne zaman ve nereden alıyor Bankadaki Türk Lirası mevduat hesabınızdaki paranızı dilediğiniz zaman dolara veya başka bir yabancı paraya o anda geçerli olan kurdan çevirip dolar mevduat hesabı açabilirsiniz. Bu çerçeveden bakarsak Türk Lirası mevduatı olan herkesin dolar ya da başka döviz yaratma yeteneği var demektir. Günümüz uygulamasında buna konvertibilite deniyor eskiden konvertibilite denince paranın altına ya da altına dayalı paralara dönüştürülebilme durumu anlaşılırdı. Bankanın bu işlem nedeniyle gidip bir yerlerden, o miktarda dolar almasına gerek bulunmuyor. Ama eğer dolar mevduatı sahipleri doların nakit olarak banka şubesinden çekmek isterse ve banka şubesinin de o gün bu iş için yeterli dolar mevcudu yoksa o zaman şube bu miktarı bankanın merkezinden talep eder. Eğer bankanın da bu talebi karşılayacak dolar mevcudu yoksa, o zaman karşısında iki seçenek vardır. Bankaların Merkez Bankası'nda zorunlu karşılıkları dışında bir de istediklerinde kullanabilecekleri serbest mevduatı vardır. Banka, Merkez Bankası'nda yeteri kadar serbest mevduatı varsa ihtiyacı olan doları oradan da çekebilir. Eğer bankanın merkez bankasında yeterli miktarda serbest mevduatı yoksa Türk lirası vererek o günkü kurdan o kadar doları başka bir bankadan ya da merkez bankasından satın alır ve müşterisinin talebini karşılar. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir, tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolasıyla gösterilen, Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.